Üniversite sınavında en çok çıkan konu olan elektrostatik sorularını bir birlikte inceleyelim. İlk olarak diyor ki yalıtkan saplı artı yüklü K küresi elektroskobun topuzuna dokunduğunda alfa açısı biraz azalıyormuş. Şimdi alfa açısı biraz nasıl azalabilir? Mesela elektroskop artı yüklü olursa olur. Mesela nasıl olur? Bak hemen deneyelim. Mesela elektroskop diyelim şuraya. Şuraya da cisim olsun C diyelim. Diyelim ki bu artı 10Q, cisim de artı 2Q olsun. Şimdi toplayıp özdeş olduklarını düşünelim. 2'ye bölersem ne yapacaklar? 6Q'ya 6Q olacaklar. Ne oldu? Biraz kapandı. K küresinin yük miktarı elektroskobunkinden azdır. Evet, bak zaten dediğimizi sağladı. Elektroskobun yük miktarı K küresine eşittir. Bu da olabilir. Artı 10'a artı 10 olsunlar. Büyüklüklerini bilmiyorum ben bunların. Özdeş değiller. Belki cisim daha büyük olacağı için toplam yükü o daha fazla alacaktır. Bu daha az alacaktır. Yani olabilir. Ne zaman böyle bir soru görseniz buna Faraday kafesinin bir özelliği var. O da şu. İçinde yük yoktur. Hiçbir zaman olmaz. Kafesin içerisinde yük yoktur. Doğru. Elektrik yükleri yüzeye yayılır tabii ki. Kafesin içerisinde yük olmadığına göre de elektrik alan sıfırdır. Burada da diyor ki iletken Y ve Z küreleri yüklü. İletken X kabı ise yüksüzdür. Tamam mı? Şimdi yani burada şöyle diyelim. Bunda bir QY yükü var. Bunda bir QZ yükü var. Ve biz bunları artı eksimi bilmiyoruz. Diyor ki X kabına Y küresi içten dokunduruluyor. Şimdi ne oluyordu burada? Bunu buraya içten dokundurursam neydi bu iletken kürelerin özellikleri? Bu hemen nötr oluyordu. O zaman bu nötr olursa da bunun yükünü dışına veriyordu. Bunun yükü de Q'ye kadar oluyordu. O zaman Y yüksüz oluyor mu? Yani nötr oluyor. Evet. Peki Z küresi de dıştan dokunduruluyor. Z küresi dıştan dokunduruldu şöyle. Bu da dıştan geldi. O zaman ne yapacaklardı? Yük paylaşımı yapacaklardı. Hangileri olabilir dediği için şöyle düşünelim. Y ile Z eşit ve birbirine zıt olsalardı ne yapacaklardı? Dıştan dokundurmada yükü paylaşacaklarından hepsi yüksüz kalabilirlerdi. Peki böyle bir durumda Y ve Z yüksüz olup da X yüklü olabilir mi? Hemen şimdi Y yüksüz olabiliyor zaten bunu biliyoruz. Peki X ile Z'yi şöyle dıştan dokundurduğumda ne yapacağız burada? Z yüksüz olursa o zaman X de yüksüz olmak zorunda. Yani bir tanesi yüklü bir tanesi yüksüz olma gibi bir ihtimal yoktur. Bir elektroskopla ilgili hangileri doğrudur diye söylüyor. Peki diyor ki burada topuz ile yaprakları farklı cins yükle yüklenemez diyor. Yo yüklenebilir. Yaklaştırmayla elektriklenme yaparız. Topuz farklı, yapraklar farklı olur. Olabilir yani bu. Yapraklar aynı cins yükle yüklenir. Kesinlikle yaprağın bir tanesi farklı, bir tanesi farklı olmaz. Yapraklar kapandıktan sonra tekrar açılabilir. Evet. Burada da bize diyor ki KLM küreleri sırasıyla artı 3 ve eksi 4 Q'dur diyor. K küresi önce M'ye sonra L'ye dokundurulup ayrılıyor. Bak şimdi burada şöyle yapalım mı? K küresi var, L küresi var ve M küresi var. Tamam mı? Elimizde 3 tane küre var. Başlangıçta ne biliyorum? Artı 3Q, eksi 4Q. Bununki de X kadar bilmiyorum. Sonra da bize diyor ki bak şimdi ilk durumda ne yapıyormuş? K küresi önce M'ye dokundurulursa, o zaman K ile M arasında bir etkileşim olduğunu varsayalım. Şimdi bunu ikinci aşamaya geçiyorum. K ile M'yi dokundurdum, o zaman L'de bir değişiklik yok. L eksi 4Q olarak kalacak. Sonra da L'ye dokunduruyoruz diyor. Son durumda da K ile L mi birbirine dokunduruluyor? O zaman K ile L'yi birbirine dokundurduğum anda K ne yapıyormuş? Eksi Q yüküne sahip oluyormuş. O zaman üçüncü durumu yazıyorum bak buraya. K eksi Q yüküne sahip olursa hemen burada şunu yapalım mı? K ile L birbirine dokundurulup ayrıldığında R yarı çaplı olan eksi Q ise L yarı çaplı 2R yarı çaplı olan da eksi 2Q kadar yapar. Peki buradan şimdi nereye doğru? Bak şimdi buradan yukarı doğru yürüyeceğim. Burada bir de şöyle bir şeyimiz vardı bizim. Dokunmayla elektriklenmede dokunmadan önceki yük dokundurulduktan sonraki yüke eşit oluyordu. Burada dokundurulduktan sonra eksi 3Q mu var? K ile L birbirine dokundurulduktan sonra. Peki dokundurulmadan önce de eksi 3Q olması lazım. Elimde burada eksi 4 vardı. O zaman ne yapacağım? Eksi 3 olması için burası artı 1 mi oldu? Peki. O zaman şunu diyelim mi? K ile M dokundurulup ayrıldı bu artı 1 oldu ya. R yarı çaplı artı 1 olursa o zaman M yarı çaplı da ne yapacak? Artı 3Q olacak. Peki. Dokundurulduktan sonra artı 4Q ise o zaman dokundurulmadan önce de artı 4Q olacaktı. K artı 3 ise X de o zaman artı 1Q yapar. Geldik bir başka soruya. X, Y, Z kürelerine yüksüz ve diğerleriyle özdeş iletken bir küre X'ten başlayarak sırasıyla dokundurulup ayrılıyor. Elimizde şöyle X, Y ve Z var. Tamam mıyız? Ve
buna dışarıdan başka bir cisim, mesela şöyle bir cisim sırasıyla dokunduruluyor. Şimdi X, Y, Z kürelerinin yüksüz ve diğerleriyle özdeş. Böyle bir durumda diyor ki kürelerin son yükleri aynı olduğuna göre diyor. Peki o zaman son durumda diyelim ki her birinde Q, Q, Q var. Peki son yükleri aynı olduğuna göre o zaman şöyle olacak mı? Diyelim ki bu A cismi X'e dokundurdu, bir yük paylaşımına gittiler. Sonra o paylaşılanı Y'ye dokundurdu, o paylaşılanı Z'ye dokundurdu ama aynı yüke sahip oldular, doğru mu? E burada nasıl düşünmem lazım? O zaman öyle bir durumda en az X olsun, en fazla da Z oluyor, değil mi o zaman? Burada da diyor ki özdeş X ve Y elektroskoplarından X nötr, Y ise elektrik yüküyle yüklüdür diyor. S anahtarını kapattığım anda ne olacaktır diyor. Şöyle bir şey olur mu? Bu nötrse yüklü bir elektroskopla dokundurmaya gittiğimizde bir kere alfa açısı azalacaktır. O zaman X'in yapraklarında bir miktar açılma gerçekleşir. Son durumda her ikisinin de yapraklar arasındaki açı eşit olur mu? Olur. Neden? Çünkü özdeş diyor. Yani mevcut olan yükü paylaşacaklar. Yarıçapları farklı, iletken ve yük miktarları farklı. X ve Y küreleri diyor. Yalıtkan saplarından tutularak birbirlerine dokundurulup ayrılıyor. Son durumda kürelerin hangileri kesinlikle aynı olur? Bir kere dokunmayla elektriklenmenin en büyük özelliği neydi? Yük işaretleri aynıydı. Bir de kesinlikle potansiyeller eşit olmalıdır. Ama yük miktarı bir şey diyemeyiz çünkü yarıçapları birbirinden farklıdır. Bir başka soruda da diyor ki çekirdek gibi iletken telle bağlanan küreler arasındaki anahtar kapatıldığında hangileri doğru olur? Bak burada şöyle bir şey olacak mı? İlk başta elimde ne kadarlık bir toplam yüküm var? Artı 5Q'luk toplam yüküm var ve toplam yarıçapımda 5R olduğuna göre o zaman R başına artı Q düşüyor. O zaman bu cisimlerde K'nın son durumdaki yükü artı 3Q iken L'nin son durumdaki yükü artı 2Q olacaktır. Şimdi böyle baktığım zaman şöyle bir şey gelmiş oluyor. E şimdi 8'den 3'e düştü. Sanki KL'ye artı 5 vermiş gibi oluyor. Ama artı yükler hareket etmez de o zaman L'den K'ya eksi 5Q geçmiştir diyoruz. Son durumda kürelerin yükleri eşit mi? Hayır, değil. Çünkü özdeş değiller zaten. Her iki kürenin de yükleri pozitif mi? Evet. Bu arada da diyor ki X ve Y kürelerinin yükleri sırasıyla diyor. Artı 10 ve eksi 3'tür diyor. Birbirine dokunup ayrıldığında hangisi olamaz diye soruyor. Hemen dokunmayla elektriklenmeyi düşünüyorum. Toplam yükleri birbirine eşit olmalıdır. Artı 10'dan eksi 3'ü çıkarırsam burada artı 7Q'luk yük var. Bakalım burada toplam. Artı 7 mi? O zaman bu olabilir. Artı 7 mi? Olabilir. 4, 3, artı 7 olabilir. Edirne şıkkına bakarsam artı 7 olabilir. Ama Denizli'deki toplam yük nedir? Artı 9'dur.